Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. İkinci dönem Türkçe çalışma sorularına başlıyoruz sevgili öğrencilerim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Genç kız spor salonunun önünde ısrarla bekliyordu. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye soruyor. Bakalım kim bekliyordu? Genç kız değil mi sevgili öğrencilerim? Bunun cevabı var. Evet, nasıl bekliyordu dediğimize bakın. Israrla. Nasıl? Israrla. Bunun cevabı da var. Fakat niçin bekliyor dediğimizde beklemesinin sebebini bulamıyoruz sevgili öğrencilerim. Bunun cevabı yukarıda yoktur. Günümüzde bazı ülkelerde alışveriş poşeti kullanılmıyor. Cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Yine yukarıdaki gibi. Bakın ne sorusunun cevabı? Evet, alışveriş poşeti değil mi? Ne kullanılmıyor? Alışveriş poşeti. Bunun cevabı vardır. Evet, ne zaman, hangi zaman kullanılmıyor? Artık bakın. Günümüzde ifadesi zamanın cevabı değil mi? Nasıl kullanılmıyor dediğinde bunun cevabını sevgili öğrencilerim ne yapamazsınız? Yukarıdaki cümlenin içerisinden bulamazsınız sevgili öğrencilerim. Evet, diğer konu. Hemen birinci sorusu. Hangisinde üzülme anlamı katmıştır diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Altı çizili sözcükte üzülme anlamı bulacağız. Seni görmek için ne kadar uğraştığımı anlatamam. Seni görmek için ne kadar uğraştığımı anlatamam. Burada üzülme değil, verilen bir emekten bahsediyor değil mi? Evet, saatte geç kalmam imkansız. Burada da bir şeye üzülme anlamı var mı? Yok değil mi sevgili öğrencilerim? Evet, ne yazık ki. Bakın bu ifade zaten başlı başına bir üzüntü anlamı değil mi? Ne yazık ki seninle oraya gelemeyeceğim. Üzgünüm. Evet, seninle oraya gelemeyeceğim. Değil mi? Burada üzülme anlamı var. 2. Girmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sığmak anlamında kullanılmıştır? İçeriye girdiklerinde film çoktan başlamıştı. Elim bu eldivene girmiyor. O aramıza bir türlü girmedi anlamında. İçeriye girmek bu gelmek anlamında sevgili öğrencilerim. Sığmak anlamında değil. Evet, içeriye sığdım sığamadım demiyor değil mi kalabalıktan? Elim bu eldivene girmiyor bakın. Elim bu eldivene sığmıyor. Burada eldivenin dar olmasından, elinin sığmamasından bahsediyor. Cevabımız B şıkkıdır. Bu aramıza bir türlü giremedi. Bu zaten mecaz anlamda değil mi? Aramıza bir türlü giremedi demek bizimle arkadaş olamadı anlamında sevgili öğrenciler. 3. Yaş kelimesi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Bu takımda aynı yaş grubu. Bu aynı akran değil mi? 10'lu yaş, 11'li yaş, 12 yaş gerçekten yaş anlamında kullanılmış sevgili öğrencilerim. Oturduğu koltuk yaş olduğu için. Buradaki yaş hangi anlamda? Buradaki ıslak anlamda değil mi? Yaş ilerledikçe. Bakın bu yaşta insanın sevgili öğrencilerim 11'li, 20'li, 40'lı, 50'li dediğimiz ömürle alakalı ilerleyen zamanla alakalı olan yaşı kastediyor sevgili öğrencilerim. Yani yaşlılık, gençlikten yani A şıkkıyla C şıkkı aynı genetik yaştan, kemik yaşından bahsediyor. Fakat B yaş anlamı buradaki nedir sevgili öğrencilerim? Islaklık anlamında farklıdır. 4. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır. Bakalım bu nokta nokta yapı gören herkes de hayranlık uyandırıyor. Bu nokta nokta yapı. Görkemli yapı, gösterişli yapı, modern yapı. Sevgili öğrencilerim, görkemli ve gösterişli ikisi de aynı anlamdadır. Hatta şaşalı bile bunun yerine gelebilir. Fakat modern demek sevgili öğrencilerim, eski yapı, antik yapı olup yine görkemli ve gösterişli olabilir. Modern olması yeni tip yapılar, zamana uygun olan yapıları kastediyor. Bunun anlamı farklıdır sevgili öğrencilerim. 5. Boş kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işe yaramayan yararsız anlamda. Boş adam diyoruz ya o anlamda kullanılmıştır. Sabah boş zamanım, yani artan vaktim diye kastediyor değil mi? Boş insan anlamda, işe yaramayan anlamda değil. Boş işlerle uğraşmak, salondaki boş bardak, dolunun tersi anlamında sevgili öğrencilerim. Fakat 5. sorunun B şıkkına dikkat ederseniz sevgili öğrencilerim, boş işler faydasız, yararsız anlamında kullanılmıştır. B şıkkı sevgili öğrenciler. 6. Aşağıda cümlelerin hangisine olması, gerçekleşmesi çok yakın. Olay yazmak anlamında değil mi sevgili öğrencilerim? Öyle söyleriz. Biz sohbet ederken ansızın, aniden anlamında. Bakın ansızın buradaki anlamı nedir? Aniden anlamında. Kaplumbağalar bahçeye yavaş yavaş yürüyordu.
Siz şurada oturun neredeyse. Bakın sevgili öğrenciler, bu ifade neredeyse, hemen hemen olmak üzere anlamı nedir? Burada vardır sevgili öğrenciler. Neredeyse gelir diyor bakın. Gelmesi çok yakın. 7. Yakmak kelimesi numaralanmış cümleler hangisinde? Ateşle yok etmek. Havanın soğuğu insanın yüzünü yakıyor. İnsanın yüzünü. Buradaki nedir sevgili öğrencilerim? Üşütmek anlamında değil mi? Evet sevgili öğrencilerim, burası üşütmek anlamında. Mahalleli topladığı çöpleri boş arazide yakmak. Boş arazide yakmak ne demek? Yakarak o çeri, çöpü, pisliği yakarak yok etmek anlamında. Bizim istenilen anlamımız tam da budur sevgili öğrencilerim. Ütü yaparken televizyona dolanınca eteğin ucunu yakmış. Yanlışlıkla ne yapıyor? Kumaşı eritiyor sevgili öğrencilerim değil mi? Veyahut da yakıyor. Bu bizim aradığımız anlam değil. Ateşle yok etmek. Çöpleri bakın ateşle yakarak ortadan kaldırmak, yok etmek anlamı B şıkkında vardır. 8. Bırakmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Unutmak anlamında. Bakalım. Sabah yanıma aldığım şemsiyeyi nerede bıraktım? Bakın nerede unuttum desek yerine uygun olacak değil mi? Bırakmak, unutmak. Bakın buradaki anlamı unutmak anlamında. Alışverişe çıkmayı yarına mı bıraksak? Buradaki bırakmak da ne anlamda sevgili öğrencilerim? Yarına mı ertelesek değil mi? Erteleme anlamı var. Mutlak vasıtasına bir zarf bırakmak. Oraya bırakmak derken oraya koymak, yerleştirmek anlamında. Bizden istenen neydi? Unutmak anlamı A şıkkındadır sevgili öğrenciler. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir şeyden gözlerini ayıramamak, kendini alamamak değil mi? Evet. Seni affedene kadar gözüme görünme. Evet. Yani gözüm görmesin senin. Kaybol diyor. Otobüs beklerken duraktaki afişe gözleri takılıp kal. Gözlerim ne yapmış? Orada dalmış gitmiş sevgili öğrencilerim. Birden onu karşımda görünce gözlerime inanamadım diye söylüyor. Bu hayret etmek anlamında sevgili öğrencilerim. Seni affedene kadar gözüme görünmede bu da kızmak anlamında. Otobüs beklerken duraktaki afişe gözlerin dalması ona kendini kaptırmak. Oradan kendini alamamak, gözlerini ayıramamak anlamı tam da bu anlamda çıkıyor sevgili öğrenciler. 10. Söylemek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde haber vermek anlamında kullanılmıştır? Söylemek ne olacakmış? Haber vermek. Benim burada yaşadığımı görenler hemen ona söylerler. Hemen ona gidip bildirirler anlamda. Yani ona haber verirler. Değil mi sevgili öğrenciler? Aradığımız anlam. Konuyla ilgili senelerden beri aynı şeyi söylerim. Haber vermek anlamında değil. Ne söylemek? Tekrar tekrar anlatmak anlamında. Resim yapmanın kolay olmadığını sana defalarca söyledim. Bu söylemek nedir? Anlatmak anlamında. Haber vermek anlamı ise A şıkkındadır. 11. Aşağıdaki cümleler hangisinde kapalı bir yere hızlıca girmek anlamında bir söz? Kapalı bir yere hızlıca dalmak, girmek. İçeri girmekten korktuğu için bahçedeki demir kapıya oturdu. Burada öyle bir şey var mı sevgili öğrencilerim? Ben hissetmedim. Merdivenlerden çıkıp odanın açık duran kapısından içeriye daldı. İçeriye hızlıca girdi. Bizden ne istiyordu? Kapalı bir yere hızlıca girmek. Bakın merdivenlerden çıkıp odanın açık duran kapısından içeriye dalmak sevgili öğrencilerim. Girilmemesi gibi gereken bir yere hızlıca girmek anlamı tam da burada vardır. Yeni yaptığı işlerin dolayı 2 milyon içeri girdi. Buradaki içeri girmek 2 milyon zarar etmek. TL anlamında söylüyor veya dolar anlamında. 2 milyon içeri girmek yani eksiye girmek, zarar etmek, parasını kaybetmek anlamında. 12. Bırakmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Şoför çantaları kapının önüne bırakıp arabaya doğru yürüdü. Ya bakın burada kapının önüne bırakmak ne demek buradaki anlam sevgilerinde? Neyi arayacağız biz şimdi? Kapının önüne koymak kelimesiyle aynı anlama geliyor. Yeni aldığı kitapları masanın üzerine bakın bıraktı. Masanın üzerine koydu. Bizim aradığımız anlam. Nasıl bırakırım doğup büyüdüğüm bu toprakları, şehri? Bırakmak, buraları terk etmek anlamında. Sevgili öğrencilerim, bırakırsam diğer güvercinler gibi o da uçup gider. Buradaki bırakmak da evet serbest, özgür olma anlamında. Sevgili öğrencilerim, bizim aradığımız anlam neydi sevgili öğrencilerim? Koymak anlamı A şıkkındadır. 13. soru.
Gelmek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde izlemek, takip etmek anlamında? Çocuklar arkamızdan geliyordu. Arkamızdan bizi ne yapıyorlardı? Takip ediyorlardı. Değil mi? Aradığımız anlam bu. Hemen işaretleyelim. Dün akşam amcamlar bize geldi. Buradaki gelmek nedir anlamında? Misafir anlamında, değil mi? Eski çağlardan birçok anıt günümüze kadar gelmiştir. Günümüze kadar devam etmiştir anlamında. Fakat izlemek, takip etmek anlamı A şıkkındadır sevgili öğrenciler. 14. Bazen güneşli bir gün geçirirken birden gökyüzündeki ışıltının kaybolduğunu ve yerin beyazdan griye dönüştüğünü görürsünüz. İşte bu dönüşüm, bu pus, yağmurun habercisidir. Evet, buradaki pus kelimesinin anlamını bize soruyor sevgili öğrencilerim. Çevreyi kuşatan boşluk, görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sistem bahsediyor. Bir maddenin yanmasıyla çıkan siyah ve gri renkli gaz. Yani bu toz dumandan bahsediyor sevgili öğrencilerim. Böyle bir anlam var mı? Yok. Bakın, güneşli bir gün geçen gökyüzündeki ışıltı, yani güneş gider onun yerine puslu hava, yağmurun habercisi. Yağmurdan önceki hafif sistem bahsediyor sevgili öğrencilerim. Yani B şıkkından bahsediyor. Çevreyi kuşatan boşlukta bu anlamda değildir. Dikkat ediyorum. Yağmurun habercisi derken yağmurdan önceki hafif sis, yani su damlacıkları artık görünmeye başlıyor. Küçük bir sis oluşuyor, hafif bir sis. Ondan sonra yağmur geliyor zaten. Oturmak kelimesi hangi cümlede beraber yaşamak anlamında kullanılır? Dedem bizimle oturmaktan çok mutlu. Dedem bizimle, evet bakın buraya yerleştiriyorum aynısını, beraber yaşamaktan çok mutlu. Tam da bu anlamda. Kantinde bir saatten beri oturuyor. Yani oturmak buradaki nedir? Vakit geçirmek anlamında. Bizim yemeğe oturma zamanımız bellidir. Yani yemeğe oturma ne demek? Yemek yeme zamanını kastediyor. Bu da değildir. Cevap A şıkkı. 16. Ben kelimesi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır sevgili öğrenciler? Bakalım. Sizler beni daha tanımadınız. Kişi olarak kendini kastediyor değil mi sevgili öğrenciler? Evet. Sen ve ben. Bakın o ve kendisi yine kişi olarak kastediyor. Yüzümüzdeki ben. Buradaki ben nedir? Evet. Et. Yüzümüzdeki siyah. Evet. Benek. Et anlamda değil mi sevgili öğrenciler? Buradaki şöyle güzelce yazayım tekrar. Sevgili öğrencilerim, buradaki ben kişi olan ben değildir. Yüzümüzdeki nedir? Et benini kastediyor değil mi sevgili öğrencilerim? Buradaki C'deki anlam farklı bir anlamdır sevgili öğrenciler. Evet, yandaki kısa bir test daha var. Onu da çözelim sevgili öğrencilerim. Ondan sonra bitirelim. Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde en başta hangisi yer alır diye söylüyor. Sevgilerim, Türk kelimeleri zaten orada. Türk, Türk, Türk. Daha sonra bu Türk, bakın K'den sonra burada L geliyor. Burada da K'den sonra İ geliyor. K'den sonra buraya da ne geliyor? Ç geliyor sevgili öğrenciler. Buna baktığımızda A, B, C, bakın Ç hemen önce geliyor sevgili öğrencilerim. Yani ilk önce Türkçe gelir sevgili öğrencilerim. Ondan sonra D, E, F, G, H, I, I, J, K, L. Sonra İ geldi, sonra L geldi sevgili öğrencilerim. Ama ilk önce Türkçe geldi. Anlıyoruz değil mi sevgili öğrenciler? İki, numaralanmış kelimelerin sözlük sıralasına göre dizilişini kastediyor. Bakın hepsinde de oyun ortak. Bunlar zaten baştan sona kadar. Bakın pardon, oyun hepsinde ortak. Fakat ikide farklılık varmış sevgili öğrencilerim. Oy, U var. Oy'dan sonra bakın O aynı, Y aynı. Burada N sesi geliyor sevgili öğrencilerim. Y'den sonra diğerlerinin hepsinde U geliyor, U geliyor, U geliyor. N önce geldiği için sevgili öğrencilerim. Öncelikle en başta ne olacak? 2 gelecek. Hepsinde 2 varmış zaten. Devam edelim. 2 geldikten sonra sevgili öğrencilerim, oyunlar ortaktı. Oyunlar bittikten sonra zaten 2 yer edik. Bu birinci sırada. Oyundan sonra bu C harfiyle başlıyor bakın. Nereden sonra? Bu oyundan sonra bu da aynı C harfiyle başlıyor. Bu oyundan sonra yani zaten burada bittiği için ne olacak sevgili öğrencilerim? İç harf olmadığı için 2'den sonra sıralamada 4 geldik sevgili öğrencilerim. Yani bizim cevabımız otomatik olarak ne olacak? A şıkkı olmuş olacak. Oyuncu ile oyuncağa baktığımızda da A geldiği için zaten U'dan önce olduğu için sonra da 1 gelecek, sonra da 3 gelecek. 3. Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak dizildiğinde hangisi ilk sırada yer alır? Bakalım. Ku kelimeleri aynı değil mi? Bakın ku, ku, ku kelimeleri. Ondan sonra burada M var. 3. harf. Burada L var. Burada da L var. Sevgili öğrencilerim,
Yani sıralaması K, L, M. Önce L'ler geliyor, sonra M geliyor, değil mi? Yani en sonda A şıkkı olacağı için ilk sırayı soruyor. İkisi de L olduğu için bunları da atıyoruz sevgili. L'den sonra burada hangisi geliyor? Bakın U sesi geliyor. Burada L'den sonra ne geliyor sevgili? Ü sesi geliyor. U, Ü, V dediğimiz için önce Ü sesi geldiği için C şıkkı ilk başta gelir sevgili öğrenciler. 4. Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıra dizilimde hangisi en sonda yer alır diye soruyor. Burada da bakın yaz, yaz, yaz kelimeleri ortak. Z'den sonra burada I gelmiş. D'den sonra I gelmiş. Burada da U sesi gelmiş sevgili öğrencilerim. Evet, I, J, K, L. Yani A ve B önce gelecek. L en sonda yer aldığı için zaten bize de en sonda olması gerekeni sorduğu için zaten sevgili öğrencilerim. 4C şıkkı. 5. Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizinin hangisi en sonda yer alır? Bakıyorum yine. Sür kelimesi ortak, sür kelimesi ortak, sür kelimesi ortak. Sürden sonra bakın bu ü geliyor. Burada da ü geliyor. Burada da sevgilendirelim g sesi geliyor. Evet bakıyorum a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, derken sevgilendirelim. Bakın önce g geliyor. Yani birinci sırada c olacak. Bize en sondakini sorduğu için c şıkkı gitti. İkisinde de ü vardı sevgilendirelim. Ü'den sonra burada ne var bakın c geliyor a şıkkında. Ü'den sonra burada da sevgilendirelim ne geliyor? K sesi geliyor. Evet A, B, C hemen bakın 3. sırada olduğu için A, B'den önce C, K'den önce olduğu için de sevgilendirelim. A şıkkı daha önce gelecektir sevgili öğrenciler. Ama ha, bize sonuncuyu soruyormuş pardon. Sonuncuyu soruyorsa A şıkkı önce olduğu için sevgilendirelim. Son da o zaman ne olacak? B şıkkı olacaktı değil mi? Evet ilk başta zaten sürgü vardı. Ondan sonra A ile B arasında kalmıştır. C bakın sürü kelimeleri ortak. Bu C, bu da K var. C sesi önce olduğu için A önce olur. Bize en sondakini soruyormuş. Pardon o zaman en sona B şıkkı kalır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözcük sırasında en sonda yer alır? Bakalım. Yine mikro. Bakın mikroya kadar hepsi ortak sevgilerim. Mikro, mikro, mikro. Burada T sesi var. Ro'dan sonra burada F sesi var. Burada da S sesi var sevgili öğrencim. En sondakini soruyor. F zaten hemen başlarda olduğu için. F, R, S bakın en sonda S olduğu için mikroskop en sonda yer alır. Evet 7. Aşağıdakilerin hangisinde kelimeler sözlük sırasına göre verilmiştir? Bakalım şimdi sevgili öğrencim. Bu birazcık uzun sürer. Evet aynı kelimeleri sormuş sevgili öğrencim. Şöyle yapalım. Ben ayrıca yazayım. Giyinme. Evet. Giyimli. Giy. Bir. Mek sevgili öğrencilerim. Giy. Giy. Giy kelimeleri ortak sevgili öğrencilerim. Burada da giy ortak. Burada da giy ortak. Kalemin rengini değiştirelim. Daha sonra bakın bu ortak kelimelerden sonra i geliyor. Giy'den sonra burada da i geliyor. Burada da d sesi geliyor sevgili. A, B, C, Ç, D. Bakın ilk olarak birinci ne olması lazım? Giydirmek kelimesi gelecek. A şıkkı gitti. Tamam bunu kullandıktan sonra bakın i'lerden sonra burada n sesi geliyor. Burada da i'den sonra sevgili öğrenciler n sesi geliyor. Değil mi? K, L, M, N. Daha sonra ikinci sırada bakın. M gelecek. N olduğu için bu da üçüncü sırada geldi sevgili öğrenciler. Yani giydirmek, giyimli, giyinme. Giydirmek, giyimli, giyinme şıkkı olan yani 7 C şıkkı olacak sevgili öğrenciler. Evet, zıt anlam varmış sevgili öğrencilerim. Bu da çok kolay. İsterse buna da birlikte biraz bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Bu dar sokağın ucunda dik bir yokuş. Bakın dar, zıt anlamlı değil, geniş var mı sevgili öğrencilerim? Burada yok. Ben zıt anlam bulamadım. Geceleri kitap okur, gündüzleri işe gider. Bakın gece, gündüz. İkisi bir arada kullanılmış. Zıt anlam var. Erken yatmasına rağmen geç kalkar. Erken geç zıt anlam. Fakat A'da zıt anlamlı kelimeler bir arada değildir. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelime bir arada kullanılmış diye soruyor. Masanın yan tarafına bakınca üstündeki bardağı göremedim. Göremedim ben de hakikaten. Gecenin bu vaktinde ortalıkta hiç ses yok. Yine göremedim.
Kazanmak için çıktığımız maçı kaybettik. Bak, kazanmak kelimesiyle kaybetmek kelimesi zıt anlamlıdır. Bir arada kullanılmış. 3. Aşağıdaki az sözlerin hangisine zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Azla kanaat etmeyen çoğu. Bakın, az ve çok kelimeleri sevgili öğrencilerim. Gördüğünüz gibi bir arada kullanılmış. Mart kapıdan baktırır, kavme kürek yaktırır. Burada zıt anlamlı kelimeler yok. Numaralanmış cümlelerin hangilerine zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmış? Bakalım. Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Evet. Düşman ve dost kelimeleri konu. Bir de gördüm. Gerçek ağır yürür fakat gideceği yere er ya da geç. Er, geç varır diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakın er, geç. Bunlar da nedir? Zıt anlamlıdır. Zaten 1 ve 2 deyince bizim cevabımız zaten otomatik olarak çıkmış oldu. Diğerlerinde yok. 5. Aşağıdaki cümleler hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Onu güldürmek için akla hayale gelmedik oyunlar yaptı. Bulamadım. Az zamanda çok iş. Bakın az kelimesiyle çok kelimesi zıt anlamlı kelimedir. O zaman cevabımız B şıkkıdır. 6. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Aynı soru. Mümkün olduğu kadar hızlı yürüyüp sahile indi. Üstü dallarla örtülmüş kulübenin altında su deposu vardı diye söylüyor sevgili öğrenciler. Bakın üst, alt nedir? İkisi de zıt anlamlı kelimelerdir sevgili öğrencilerim. Güneşli olmasına rağmen soğuk, sıcak yok burada bakın. Burada da yok. 7. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelime bir arada kullanılmamıştır? Senin gibi olabilmek için sürekli çalıştım. Burada bir şey var mı? Yok sevgili öğrenciler. Az bir emekle çok az ve çok kelimelere bakın. Zıt anlam var. Annem eve girdi. Biraz sonra da ben çıktım. Girmek ve çıkmak kelimeleri nedir? Zıt anlamlı bir arada kullanılmış. Kullanılmayanısı olduğu için A şıkkı. 8. Aşağıdaki cümleler hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmış? Bu evin tüm odaları geniş ancak mutfağı dar. Geniş ve dar kelimesi sevgili öğrencilerim. Zıt anlam bir arada kullanılmış. Kışın gelmesiyle soğuk havalar yok. Bugün ya da yarın bana bu konuda söyleyecek. Burada da zıt anlamlı kelimeler bir arada değildir sevgili öğrencilerim. Bakalım. Eş anlam uyumluyken devam edelim. Soruya doğru yanıt veren öğrenci ödül kazandı. Hangisinin bu hangisi eş anlamlısı değildir diye soruyor. Bakın soru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sualdir. Yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cevaptır. Ödül kelimesinin eş anlamlısı nedir sevgili öğrencilerim? Evet, ödül kelimesinin eş anlamlısı hediye değildir. Armağandır değil mi? Hediye kelimesini şöyle yazayım. Armağanla hediye eş anlamlısıdır sevgili öğrenciler. Ödül kelimesinin eş anlamlısı hediye değil, mükafattır. Bu soru biraz tehlikeliymiş. Buna dikkat edelim. 2. Bozulan saatini tek başına tamir etti cümlesindeki tamir etti sözüyle aşağıdaki 6 çizgiden hangisi aynı anlamda kullanılmıştır? Annemle ablam evdeki eşyaların yerini değiştirmek, tamir etmek değil. Halası ona güzel bir etek dikti, dikmek de değil. Evdeki kırık dökük eşyaları babam onarmak, tamir etmekle aynı anlamda değil mi sevgili öğrenciler? 3. Bu sorunun çözümüyle ilgili beni etkileyen tek fikir seninki oldu. Aşağıdaki 6 çizgi kelimelerden hangisi bu cümledeki fikir kelimesi, fikir kelimesi, düşünce kelimesi değil mi sevgili öğrenciler? Bu filmin konusu hayır. Hala akıl hayır. Bu düşünceye diyor sevgili öğrenciler. Düşünce kelimesiyle fikir kelimesi nedir? Evet, düşüncenin eş anlamlısı fikirdir sevgili öğrenciler. Cevap da C'dir. 4. Senin bu gayretini görünce mutlu oldum. Gayret etmek anlamında olan hangisidir sevgili öğrencilerim? Evet gayretin yani eş anlamlısı soru. Gayretin eş anlamlısı çabadır. Bu hırs sevgili öğrencilerim. Hırs gayret demek değildi. Bunca çaba. Bakın, çaba kelimesi nedir sevgili öğrencilerim? Gayret kelimesinin eş anlamlısıdır. Çaydır bir mal çalışmak, emek vermek de güzel bir şey ama gayretin eş anlamlısı değildir. 5. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Hiç yorulmadan sabah akşam yürüdü. Eş anlam var mı? Hayır. Bahçede güçlü, kuvvetli. Bakın güçlü kelimesiyle kuvvetli kelimesi ikisi de aynı anlamdadır. Eş anlamlıdır sevgili. Bu ikisi neymiş? Eş anlamlıymış. Kadın
Çocuğa yavaşça yaklaşarak bir şey yapsınladı. Burada da bir şey yok sevgili. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yel kelimesinin eş anlamlısı? Yel kelimesi ne demek sevgili öğrencilerim? Rüzgar kelimesi. Yani rüzgar hangisinde varsa cevap o. Hiç dinmeyen tipi, bakın tipi rüzgar değil. Havalar artık iyice ısındı. Rüzgar, bakın rüzgar C şıkkında olduğu için cevap da C şıkkıdır. Dün okuduğum metni anlamak için bir sözde gereksinim duymak nedir sevgili öğrencilerim? İhtiyaç duymak. Sözlüğe ihtiyaç duymuş. Sözcüğe gereksinim duymuş sevgili öğrenciler. Evet. Devam eş anlam yine. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizgi kelime eş sesli, pardon eş sesmiş. Çok geçmeden odaya konuş. Eş ses neydi? Aynı ses olacak. Bakın, aynı ses. Okunuş aynı olacak. Anlam farklı olacak. Çok geçmeden odaya komşular dolmaya başladı. Sazlarla bürünmüş dere. Güneş yüzünü göstermiş gündüz. Sevgili öğrencilerim saz kelimesi eş anlamlı bir kelimedir. Bir, aynı elimize şöyle bir şey oluyor. Saz çalıyorlar değil mi sevgili öğrencilerim? Teller oluyor. Müzik alet anlamında bir de derelerde sazlar var sevgili öğrencilerim. Çubuk çubuk. İkisi de bakın saz diye eş sesli kelime anlamlar farklı. Cevap B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizgi kelime eş seslidir diye söylüyor. Bu güzel haberi bütün mahalleye yay. Zaten cevabı anladınız herhalde sevgili öğrencilerim. Evet, motorun çıkardığı ses bizi rahatsız etmişti. Kapıyı açmak. Yay kelimesi herkese yaymak anlamında bir de okta atılan şu şekilde ne var? Yay var değil mi sevgili öğrencilerim? O anlamda olduğu için nedir? Eş sesli kelimedir sevgili öğrenciler. 3. Aşağıdaki saz kelimelerinin hangisi diğerleriyle eş seslidir? Saz ülkemizde yaygın kullanılan bir müzik alettir. Evet, çok güzel. Köyün sazla kaplı bahçeleri buradan rahatlıkla görünüyordu. Saz ne demek? Ot anlamında. Buradaki de müzik aleti anlamında. Gecemizi arkadaşımızın sazından gelen sesler şenlendiriyordu. Bu da müzik aleti olan saz anlamında. Müzik aleti ikisi de birbiriyle eş sesli olmayacağı için sevgilerim. Buradaki ot olan saz diğer iki müzik aletiyle nedir? Eş sesli olan budur sevgili öğrenciler. 4. O ve ben birlikte şarkı söylüyorduk cümlesindeki ben kelimesinin eş seslisi. Bakın ben buradaki kişi insan anlamında. Diğeri ne olacak sevgili öğrencilerim eş sesli? Et beni yüzümüze çıkan et benler var ya o anlamda olan olacak. Gitgide koyulaşan ve büyüyen beni dikkatimi çekiyordu derken bakın sevgili öğrencilerim. Tam da bu et beninden değil mi yüzümüzdeki? Ben işin olumlu sonuçlanacağını ben kişi anlamında eş sesli değil yukarıdakiyle aynısı. Yalnızca ben deniz kenarındaki kulübede zaman geçirmeyi seviyorum. Bu da kişi anlamındaki sevgili öğrencilerim. Evet. Beşinci sorumuz sevgili öğrencilerim. Bundan sonra görsellerle görsel okuma gelecek. Onları daha sonra yapalım. Lokanta dolu olduğu için başka müşteri olamadı. Bu cümlelerin numaralı kelimesi hangisi eş seslidir diye soruyor size. Sevgili öğrencilerim. Bakın lokantanın eş sesi yok. Müşterinin de eş anlamlısı var fakat eş sesi yok. Dolu kelimesi bir hava olayı. Hava olayı. Yağmur dolu gibi düşünün. Bir de boşun zıt anlamlısı olan dolu olduğu için bakın okunuşu ve yazılışı aynı. Anlamı farklı olduğu için eş sesi var. Nedir sevgili öğrencilerim? İki numaradaki dolu kelimesi. Evet sevgili öğrencilerim. Burada noktalayalım. Bir sonraki dersimde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz hangi ders, hangi sayfa, hangi sınıfsa bize yazın. Sizler için çekip hazırlayalım. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.